Enerji Bakanlığı'nda Enerji Bakanı ve enerji şirketleri faturaları, faiz zamları konuşacaklar. Bir yol, bir çıkış aranacak ama bakalım vatandaşa etkisi ne olacak? Dönelim elektrikteki fatura zirvesini takip eden arkadaşımız Mevsim Altay'a, sözü başkente Mevsim Altay'a bırakalım. Can Coşkun, sizin de dediğiniz gibi başkent Ankara'da elektrik zirvesi dakikalar itibariyle başlayacak. Şu an kameraman arkadaşım Haydar Öztürk'le beraber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önündeyiz ve burası oldukça hareketli, araç trafiğinin olduğunu söyleyebiliriz ki keza içeride de basın mensubu arkadaşlarımız içeride yerlerini almış durumda. Toplantı dakikaları itibariyle başlayacak ve toplantı sonrasında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in toplantıya ilişkin değerlendirmelerde, açıklamalarda bulunacağını söyleyerek başlayalım. Tabii milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor elektrik faturalarında yapılacak olan düzenleme. Bugün dediğimiz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi ki şu anda da kameraman arkadaşım Haydar Öztürk de buradaki atmosferleri sizin ekranlarınıza getiriyorlar. Yöneticiler, üst düzey yöneticiler teker teker bakanlığa geliyorlar. Ve dediğimiz gibi dakikalar itibariyle de başlayacak bu toplantı 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek Enerji Bakanı. Tabii bunların içerisinde kimler var dersek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yöneticileri toplantıya iştirak edecekler. Aynı zamanda elektrik fiyatlarında hangi adımlar atılacak? İşte o düzenleme, hangi adımların atılacağı bugün o zirvede masaya yatırılacak konular arasında. Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde çeşitli sosyal kesimlerden indirimli tarifeden yararlanmaya yönelik talepler geliyor demişti ve bunda da esnafların, küçük işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu taleplerde olduğunu söylemişti. İşte bu taleplerin hepsinin değerlendirdiğini söylemişti Bakan Dönmez ve o değerlendirmede yine bugün konuşulacak, gündeme gelinecek notlar arasında olacak. Tabii esnafa özel kademe getirilmesi, konutlardaki alt sınırın yükseltilmesi, vergi veya başka desteklerle zam oranının aşağı çekilmesi de elektrik faturalarında o kabaran elektrik faturalarında alınacak formüller arasında mı? Bu da aynı şekilde değerlendirilecek ki yine keza aynı şekilde cem evleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması ile ilgili çalışmalar da yürütülüyordu ki bu hafta içerisinde de cem evlerinin Alevi Dernekleri Konfederasyonu Başkanı da elektrik faturası ile ilgili düzenlemelerin yapılmasına yönelik hükümete çağrıda bulunmuşlardı. Tabii toplantıda şirket yetkililerinin, yani bu toplantı 84 milyonu etkiliyor. Halkı etkilediği gibi tabii ki de enerji piyasasında bu dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticilerini de etkiliyor. Çünkü toplantıda şirket yetkililerinin 2022 yılında yapılacak yatırımları da masaya yatırılacak. Hangi alanlarda yatırım yapacak bu şirketler? Bu şirketlerin gider tablosu da aynı şekilde mali borçları, gider tabloları da bu toplantıda konuşulacak. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki ayrıca özel dağıtım şirketleri devletten 31 kuruşa aldığı elektriği 210 kilowatt saat altında 137 kuruş, 210 kilowatt saat üstünde de 206 kuruş olarak yansıtıyor. Yani devletten ucuza alıp vatandaşa pahalı sattığı da EPDK'da ortaya çıkmıştı. Resmi olarak belgelenmişti. Tabii buna vatandaş, halk da ses yükseltmişti. Bununla ilgili düzenlemeler nasıl olacak? Bu da ayrı bir merak konusu diyebiliriz Can Coşkun. Dediğimiz gibi hani bu geçtiğimiz günlerde özellikle de Isparta şehrimizde günlerce elektriksiz kalmıştı insanlarımız ve bu yaşanan elektrik krizi de bugün bu zirvede konuşulacak, gündeme gelecek konular arasında. Şirketlere ayrıca olası afetlerde ve bu elektrik krizinin yaşandığı gibi geçtiğimiz günlerde
bu şirketlerin bu tarz afet durumlarında nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiği de bu toplantıda konuşulacak. Tabii bu toplantının başlıkları çok fazla, çok fazla her konudan, özellikle zamlarla ilgili, kabaran faturalarla ilgili toplantıda başlıklar olacak ama şunu söyleyebiliriz ki insanlarımız, halkımız bu kabaran elektrik faturaları ile ilgili bir indirim, bir düzenleme bekliyor. Bununla ilgili de müjdeli bir haber Bakan Dönmez'den gelecek mi? O da toplantıdan sonra yapacağı açıklamalarla ekranlarınıza taşıyacağız Can Coşkun. Mevsim Altay teşekkürler, Haydar Öztürk teşekkürler. Ankara'dan sıcak bağlantılar devam edecek efendim. Arkadaşımıza dönmeye devam edeceğiz. Toplantı sonunda gelecek açıklamayı da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Bakalım o paketten ne çıkacak vatandaş lehine, vatandaş yararına. Takipte kalmayı sürdürelim. Birkaç dakika içinde de toplantı başlıyor. Peki yarın bu saatlerde gerçekleşecek bir başka toplantıya gidelim. Genel Başkanlar Zirvesi. 6 partinin lideri bir arada. Ne konuşacaklar, ne konuşmayacaklar? Parlamenter sistem konusunda bir mutabakat olduğu biliniyor. Ayrıntılara kaldı iş deniliyor. Hatta taslaklarda uzlaşıldı dahi denildi. Peki bu zirvede anlaşılan bu konuda belki de imzalar atılacak. Net olarak sistem önerisi ortaya çıkacak. Peki bunun dışında ekonomiye dair bir süredir devam eden görüşmeler, bu konuda bir hızlandırma, herkesin merak ettiği adaylık, örneğin konuşulmayacak konular arasında yer alması bekleniyor. Peki bunun dışında neler olabilir? Bir de vatandaş gözüyle, seçmen gözüyle, CHP'li seçmen, İyi Partili seçmen, Deva Partili seçmen, Gelecek Partili, Saadet Partili, Demokrat Partili seçmenler partilerinden ya da bu ittifaktan muhalif seçmen ne bekliyor acaba? Biraz da bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız efendim? Siyaset bilimcilerle konuşacağız. Siyaset bilimci Seren Servin Korkmaz ve Can Kakış'ın bizlerle birlikte. Konuşmaya başlayalım. Seren Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Kakış'ım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Yarınki zirve, Seren Hanım sizle başlayalım. Uzun zamandır bekleniyor. Hatta Ocak ayının ilk günlerinde bekliyorduk. Koronavirüs kimi liderlere denk geldi. Karantina süreçleri oldu. Dolayısıyla bir araya gelemediler. Ama bunun dışında da vatandaşların biliyorsunuz ki çeşitli eleştirileri vardı. Bir an önce bir araya gelmeleri hususunda. Gecikmeli de olsa bir araya geliyorlar. Yarın gerçekleşecek. Takip ettiğiniz ölçüsünde, alabildiğiniz görüşmeleriniz neticesinde. Sizin beklentileriniz neler? Somut olarak liderler ne konuşacaklar? Aslında bu bahsettiğiniz gibi gecikmiş bir gecikme ama büyük buluşma olarak nitelendirilen hem toplumun farklı kesimlerinin hem entelektüellerin aslında sıklıkla dile getirdiği gecikmiş bir gecikme buluşma olacak. Dolayısıyla bu buluşmadan beklentinin de çok fazla olduğunu görüyorum ben çevremdeki yorumlara baktığımda. Halbuki hem liderler kanadından hem parti kadrolarından gelen açıklamalar bu buluşmanın çok beklenilen ölçüde somut çıktılarla aslında sonuçlanacak bir buluşma olmadığını gösteriyor. Biz bu buluşmada liderlerin birlikte fotoğraf verdiğini göreceğiz. Bir arada olduklarını, ilk kez bir arada olduklarını göreceğiz. Çünkü son dönemlerde zaten bu görüşmeler, Millet İttifakı'na katılması beklenen Gelecek ve Deva Partilerinin liderleri de dahil olmak üzere görüşmeleri ikili ve üçlü olarak sıklaşmıştı. Görünen o ki bütün duyumlarımıza göre ve liderler ve partilerinin aslında kamuoyuna verdiği demeçlere göre de esas nokta bu 6 partinin bir masaya oturup üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin etrafında şekilleniyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun da en son vermiş olduğu bir demeçte sadece parlamenter sistem önerisi değil, belki ekonomi ve diğer konuların da aslında gündemde olacağı bir masa. Ancak bu bana kalırsa benim izlenimlerim doğrultusunda biraz daha genel hatlarla konuşulacak, tartışmaların yapılacağı ama esas amacı o fotoğrafı vermek olan ve ittifakın genişlediğinin başlangıcının işareti olan bir görüşme olacak. Yani ben bu görüşmeden açıkçası çok somut çıktılar beklemiyorum. Hem ekonomi anlamında çünkü ekonomi masasının çalışmaları devam ediyor. Parlamenter sistem masasının çalışmaları bitti ve bu çalışmalar liderlere sunulacak. Ama bunun da sonuçları bütün açıklamalar doğrultusunda sanıyorum sonraki günlerde açıklanacak. Haliyle ben çok beklenti içinde değilim. Fakat şu çok önemli, 6 liderin bir arada fotoğraf vermesi, çok uzun süre sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan bu birlikteliği görüntüsünü vermesi bence kritik bir dönemeç olacak.
Bundan sonra da çalışmaları hızlandıracak, liderlere bakın bir araya geldiniz artık somut çıktılar sunun denilebilecek bir zemini oluşturacaktır. Can Bey'e döneyim. Adaylık sohbetinin ya da tartışmasının ya da önerisini herhalde ilk toplantıda beklemiyoruz, öyle değil mi? Sizin beklentileriniz neler ya da duyduklarınız neye evet. işaret ediyor gördükleriniz? Evet, ben Seren Hoca'ya temel hatlarıyla katılıyorum. Bence de bu bir şu anda başlangıç görüşmesi. Hani biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler vardı. Ona istikşafi görüşmeler diyorlardı. Öyle kaldı onun adı. Bu da bir nevi istikşafi görüşme. Yani şu anda bir başlangıç görüşmesi yapılıyor. Ve daha sonraki süreçte bu gibi görüşmeler daha sıklaşacaktır. Bugün için baktığımızda adaylık vesaire bunlar çok çok sonra yapılacak tartışmalar gibi gözüküyor. Bugün Seren Hoca'nın dediği gibi ortak bir fotoğraf vermeleri.